Bu sunumumuzda periferik sinir lifinin enine kesik görüntüsünü anlatacağım. Bu görüntüde periferik sinir lifi solidin mavisiyle boyanmış görünmekte. Mavi renkli şunlar periferik sinir lifine ait. Normalde ikiye ayrılmış gibi aslında şunun devamı gibi görünüyor karşılıklı. Bakın bir fasikül, bir fasikül, bir fasikül, bir fasikül etrafları böyle dışarıdan bir bağ doku ile çevrelenmiş. Bu büyütmede bu bağ dokular görüldüğü kadarıyla hemen söyleyelim. Periferik sinir lifini en dıştan çeviren bağ dokuya biz epineurion veya epineurium diyorduk. Sonra bu demetler, fasiküller etrafını çevrene şuna perineurion veya şu perineurion. En içteki sadece bir aksonun etrafını çevreleyen, şuradaki şu açıklık gibi görünenler her bir aksonun etrafını çevreleyen bağ dokudur. Ve burada artık bağ doku biraz daha gevşek, gevşek bağ dokusu dışarıdakiler görüldüğü gibi fasküllerin etrafını, bu liflerin, demetlerin etrafını saranlar sıkı bağ dokulardır. Epineurium'da o şekilde olduğu gibi. Gittikçe incelir bu dokular ve en son endoneurion olarak isimlenmektedir. Bir büyütelim daha iyi anlaşılacak. Değişik sayıda olabilir sinir lifleri. Küçük de olabilir bir tane. Şu da bir tanesinin yarısı iki, üç tane diyelim. Ve görüldüğü gibi şu, en dıştaki şu bağ dokusu epineurion, perineurion ve şuradaki yuvarlak yuvarlak aksonlar, her bir aksonun etrafındaki şu beyaz açıklık gibi görünenler ise endoneurion bağ dokusudur. Bir daha büyütüyorum. Bu semitin kesitlerden hazırlanmış. Yani elektron mikroskobuna göre takip yapılmış ve semitin kesitler alınarak hazırlanmış bir aparattır. Polidin mavisiyle boyanmışlar en sonunda. Bakın bir akson, akson etrafında yoğun, koyu, kalın bir yapı var. Bu yelin kılıftır. Şu aradaki boşluklar endomizyuma ait boşluklardır. Bakın aksonlar da yine farklı büyüklüklerde. Kimisi küçük, kimisi büyük. Geneli görüldüğü gibi miyelinli aksonlardır. Buradaki aksonlar etrafındaki miyelini Schwann hücreleri yapmaktadır. Çünkü bura periferik sinir lifidir. Şu aralarda görüldüğü gibi şunlar da muhtemelen daha küçük görünüyor. Şuralarda şu. Bunlar da muhtemelen miyelinsiz aksonlar. Schwann hücreleri her akson etrafında görülmeyebilir. Çünkü bir Schwann hücresi belli bir akson bölümünde bir tanedir. Yani her kesitte geçmiş olmayabilir. Şuralara baktığımız zaman aksonun, ya daha doğrusu Schwann hücresinin çekirdek kısmına gelmiş olan yer olsa olsa şurada gibi görünüyor. Bakalım netleştiriyorum. Evet, şurası Schwann hücresinin çekirdek kısmı. Şurası da aksonun etrafında kıvrılarak oluşturduğu miyelin kılıf. Olsa olsa Schwann hücresi şudur. Daha doğrusu Schwann hücresinin çekirdek ve çevre sitoplazmasının olduğu yer. Şu kısım ise akson lifi etrafında oluşturduğu miyelin kılıf. Şurada akson lümenidir. Tabi şurada düşmüş aksolemmalarda görmek mümkün olabilir veya akson içerisindeki hücre iskelet elemanlarını. Şurada aksolemma da vardır ama bu büyütmede seçmek çok da kolay değildir. Görüldüğü gibi yuvarlak yuvarlak halka vari yapılar miyelinli akson lifleridir. Evet, bu preparatta da göstereceğiniz yapılar bunlardan ibaret. Şimdi hematoksidon eozin boyalı periferik sinir lifinin görüntüsüne bakalım. Hemen gösteriyorum. Aynı yapılar burada da mevcut. Şu genel bir sinir lifi. Etrafındaki şu bağ dokusu epimizyum. Bakın içerilere doğru girmiş. Fasikül etrafını çevirelim. Bakın fasikül, bakın bir fasikül, fasikül, şu bir fasikül, hatta iki tane fasikül var burada. Şu iki tane bir fasikül, fasikül, fasikül. Dolayısıyla şu fasiküllerin etrafındaki, şu sıkı kalındaki bu bağ dokudan perineurion. Yine bunlar içeri doğru, bakın şöyle girintiler oluşturmuş. Bakalım. Evet. Gördüğümüz, bildiğimiz, bakın bağ dokusu. Şu içeri girdik şimdi. Perineurion. Perineurium. Şurası. Bağ dokusu içinde yağ hücrelerini falan, yağ dokusu görmek mümkün. Şunlar sinir lifleri, aksonları. Hematoksidon eozin boyamada bu şekilde görünüyor. Koyu koyu görünenler diğer buradaki endoneurion dediğimiz bağ dokudaki hücrelere ait olan hücreler de olabilir. Ama aksona en yakın olanların şöyle görüldüğü gibi Schwann hücresi olma ihtimalleri bunların yüksek. Şöyle görüldüğü gibi, bakın kan damarı da görmek mümkün. Tabii ki bağ dokuyla gelen burada kan damarı da var.
Şurada bakın daha çok iki köpükçü gibi görünen şunlar. Akson. Şu hakeza görüldüğü gibi. Akson hemen etrafındaki şurada bir hücre. Belki şu an hücre olma ihtimali olsa bu olur diye düşünüyorum. Şunlar aksonlar biraz böyle enine geçmiş. Oblik bulunmasına da geçtiği için biraz daha hafif. Mesela şundan da enine geçmiş. Aksonlar bu şekilde görmek mümkün. Bakalım bunlar bir de boyuna nasıl görünüyorlar. Onlara bakalım. Evet, en küçük büyütmede bir bakalım nasıl görünüyor. Yine en dıştan görüldüğü gibi bir bağ dokuyla epinöryon ile çevrildi. İçeri doğru biraz şu yoğun görünenler şunlar sinir aksonlarının yoğun olduğu fasiküllere karşılık geliyor. Bir fasikül, şu bir fasikül. Şu hemen fasikülün etrafındaki şu bağ doku epinöryon. Onlar içerilere doğru şuralara girmiş olacak buradaki açıklık gibi görünenler ise endonöryon. Bu da boyuna kesik görüntülerde bu şekilde görülmektedir. En dışa çıkıyorum şimdi. Diğer başa geliyorum. Evet, en dıştan da yine dışarıdan saran epinöryon. Perinöryon görüldüğü gibi. Bakın şunlar perinöryon. Şurada yine yağ dokular falan görmek mümkün. Sinir fasikülüne bir giriyorum. Orayı bir büyütelim bakalım. Şu çevredeki hemen şuraya odaklanıyoruz. Şurası şu kısım perinöryon. Şunlar akson lifleri. Bakın uzunlamasına çıkmışlar. Biraz dalgalanmalar falan var. Tam uzunlamasına olmayabilir. Bazı yerlerde optik de geçmiş olabilir. Şuralarda boşluk gibi görünen yapılar aslında endonöryondur. Bakıyorum bir fasikül içerisindeyiz. Şurada böyle kurtçuk yeniği, güve yeniği gibi şöyle yapılar var. İçi böyle oyulmuş gibi. Bakın şöyle şuralar köpüksü gibi. Bunlar akson liflerinin olabildiğince uzunlamasına geçmiş olan görüntüler. Şöyle geliyor bir akson lifi, böyle devam ediyor. Endonöryumu görüyoruz, gevşek bir bağ dokusu. Bunun için de tabii kan damarları falan görmek mümkün. Artı bağ dokuya ait diğer hücreleri de görmek mümkün. Bir de şuralarda bakın aksonların etrafında şurada hücreler var. Direkt aksona hemen yapışık gibi görünenler. Bunlar da olan hücrelerdir. Burada akson liflerinin büyük bir çoğunluğu veya bir kısmı miyelinli lifler. Hatta miyelinli olanlar etrafında da şu an hücreleri görmek mümkün. Bunlar da buradaki akson etrafındaki şu an hücreleridir. Tam böyle ekvatoryal bölgesinden geçmiş ise şu an hücresi bu şekilde görünür. Şunların bir kısmı bağ doku hücrelerine yani fibroblastlara da ait olma ihtimalleri var. Ancak şunlar mesela şu bir direkt bağ doku içinde olduğu için fibroblast belli oluyor ama şuradaki şu hücre bakın aksonun hemen etrafında bu ve buna benzeyen şu. Bunlar kesinlikle şu an hücrelerinin gövde kısımlarıdır. Yani şu an hücrelisinin tipik görüntüleri bu şekilde. Tabi şöyle kesite göre uzun da çıkabilir falan ama tam mesela şu da şurada gösteriliyor. Bakın şu. Bunlar kesinlikle şu an hücreler. Şu yapılar şöyle geliyorum. Bunlar aksonların boyuna görüntüler şöyle geliyor. Şu da bir lifi dışarıdan saran, daha doğrusu fasikül demetini şuradan saran şuradaki sıkı bağ dokusu. Yani perinöryon. Sinir sistemini de bitirmiş olduk. Görüşmek üzere.